Ya niye hala dönmediler? Bir şey mi oldu acaba? Cansu, ben çıkıyorum. Ben yokken sakın bir delilik yapma. Sakın. Alo? Ya Lara, ne yapıyorsun orada? Gelsene. Sugar'ı gezdiriyorum. Ne oldu? Ya gördüm onu. Neyse tamam, dur bekle, ben aşağı iniyorum. Parkta bekliyorum o zaman. Görüşürüz. Lara? Ya ne oluyoruz ya? Arıyorum, arayacağım deyip aramıyorsun. Kapıya geliyorum, yoksun. Ya aslında bunu sana söylememem lazım ama Cansu, annem sana zarar verdiğini düşünüyor. Yani karşılıklı bir zarar. Nasıl ya? Annem farkında değil mi? Benim tek arkadaşım sensin. Ya bunu sağlıksız buluyor işte, biliyorsun. Yani suç ortağın ilan edildim ya. Ama bu haksızlık. Ya sen beni durdurmaya çalışıyordun. Bana destek oluyordun. Vay be. Sanem Hanım doğru söylemiş. Benim ondan başka gerçekten kimsem yok. Cansu, sakın seni buna inandırmasına izin verme. Yasaklansak da daha ölmedik ya. Hem yasaklar çiğnenmek içindir, değil mi? Korkunç. Ya şu son bir yılda çevremizde yaşananlara bak. Ya kime baksan... Gözümün önünden pişmiş tavuklar geçiyor. Hızlı bir yıl oldu. Kesinlikle çok hızlı. Özellikle senin için. Son bir yılda yaşadıklarına bak. Ya önce Emir'den vazgeçiyorsun. Sonra Kore'ye aşık olduğunu anlıyorsun. Sonra da Levent Hoca'yla birlikte oluyorsun. Hayat sürprizlerle dolu. Benim gibi. Merhaba kızlar. Nasılsınız bakalım? Teşekkürler. Annem paketinizi bırakmıştım. Arkadan alayım ben. Hastanede konuşmamız yarım kalmıştı. Devamını burada getirmek isteyeceğinizden emin misiniz? Beni tehdit ediyorsun. Ama neyle? Sizi gerçekten neyle tehdit ettiğimi bilmiyor musunuz Sanem Hanım? Teşekkür ederim canım. Annene selam söyle. En kısa zamanda kaldığımız yerden devam edelim. Ne zaman, nerede isterseniz. Aptala yatma. Sanem Hanımlarınızda ne var? Hiç tipim değil. Kız arkadaşım benimle uğraşıyor Levent. Tamam, bunu daha önce dönmüştüm sana. Sana onu durdurmanı söylemiştim. O şımarık kızın beni her gördüğü yerde imalarda bulunmasından, üstü kapalı tehdit etmesinden bıktım. Ya seni neyle tehdit edecek bu, anlamadım ki. Bilmiyorum. Ben de onu merak ediyorum. Yani sanki elinde somut bir şeyler varmış gibi konuşuyor. Bu çok rahatsız edici. Neden korkuyorsun sen peki? Boş ver. Seninle boşuna aynı şeyleri konuşup duruyorum işte. Ben ciddiyim ama. Niye bu kadar korkuyorsun? Tamam, yaşadığımız şeyler bu şekilde ortada dolansın. Tabii ki ben de istemiyorum senin gibi. Ama geçmiş insan neyi kaybettirecek ki? Kaybedecek bir şeylerim vardır belki. Neyse. Kız arkadaşına konuş. Eğer beni tehdit etmeye devam ederse... ben de kendi önlemlerimi almak zorunda kalacağım. Nasıl önlemler? Geç kaldım Bülent. Ben de tam çıkıyordum.
Merhaba. Ya çok geçmiş olsun. Mehmet iyi mi? Sağ ol yavrum. İyi iyi. Pek iyi. Bir kurşun döktürdük. Şimdi hiçbir şey kalmadı. Lara kızım. Ya iyi ki sana rastladık. Bak sen benim kızı biliyorsun değil mi? Hani Güssüm. Sizin tukana geliyor mu yine? Butiğe mi uğruyor bazen evet. Çok yaşa pitiye. Ne diyeceğim sana bak benim kızım çok iyi bir kızdır biliyor musun? Ha bile ağzı verdiği yoktur onun. Diyorum ben sen ondan birazcık arkadaşlık etsen, dertleşseniz. Hem sen onun kocasını da tanıyorsun. Olur mu benim güzel kızım? Tabii tabii. Lara ile Gülsüm'ün bir sürü ortak arkadaşları var. Çok tatlı. Ya evet Gülsüm çok tatlı bir kız. Değil mi bak. Hay yavrum. Hadi kızım. Güle anneye selam söyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.